Merhaba arkadaşlar. Bu filmimizde hep birlikte trafik güvenliği kuralları ve trafik işaretlerini öğrenmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım. Trafik nedir? İnsanların, araçların ve hayvanların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir. Trafik kuralları neden konmuştur? Trafik kurallarına uymak, trafikte kaza ve karmaşayı önler. Trafik kurallarına uymak, bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurtarır. Trafik kuralları kimler içindir? Trafik kuralları hepimiz için önemlidir. Sürücülerin uyması gereken kurallar vardır. Yayaların uyması gereken kurallar ve yolcuların uyması gereken kurallar vardır. Sürücülerin uyması gereken kurallar nelerdir? Trafikte sürücüler hız sınırlarına, trafik yol işaretlerine, trafik işaret ışıklarına ve trafik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uymak zorundadırlar. Ayrıca seyir halinde cep telefonu ve dikkat dağıtan diğer araçları kullanmamalılardır. Yayaların uyması gereken kurallar nelerdir? Yayalar sokak ve caddelerde kaldırımdan yürürler. Karşıdan karşıya yaya geçitlerinden geçerler. Trafik ışıklarına ve trafik görevlilerinin işaretlerine uyarlar. Yolcuların uyması gereken kurallar nelerdir? Araca güvenli bir şekilde sağ taraftan binip inerler. Araçta emniyet kemerini bağlarlar. Çocukların uyması gereken kurallar nelerdir? Güvenli alanlarda yürürler ve oynarlar. Trafik işaretlerine uyarlar. Büyüklerin ve trafik görevlilerinin uyarılarını dinlerler. Sokakta, araçta ve oyun alanlarında dikkatli davranırlar. Okula giderken ne yaparız? Okuldan eve ve evden okula giderken en kısa yolu değil, en güvenli yolu seçmeliyiz. Trafikte görme, görülme ve duymaya dikkat etmeliyiz. Trafikteyken yayaların ve sürücülerin birbirini görmesi, trafik güvenliği için çok önemlidir. Aman çocuklar, dikkat edin. Trafikte siz daha az görünürsünüz. Trafikteyken taşıtları gözlemeli, karşıdan karşıya geçerken, servisten inerken sürücülerin sizi fark ettiklerinden emin olmalı, korna, fren, siren ve motor sesi duyduğunuzda dikkat etmelisiniz. Trafik işaret ve işaretçilerine hangi sırayla uymamız gerekiyor? Trafik polisi varsa önce ona, trafik polisi yoksa ışıklara, sonra trafik işaret levhalarına ve sonra yer işaretlerine uymalıyız. Karşıdan karşıya nerelerden geçebiliriz? Öncelikle karşıdan karşıya geçerken önce sol, sonra sağ ve tekrar sola bakıp yolun boş olduğundan emin olduktan sonra karşıdan karşıya geçmeliyiz. Yaya geçitleri ve okul geçitleri, alt ve üst geçitler, trafik polislerinin olduğu yerler, trafik ışıklarının bulunduğu yerler, bunlar yoksa köşe başlarından karşıya geçmeliyiz. Haydi, öğrendiklerimizi hatırlayalım. Trafik kurallarının koyulma sebeplerini sayabilir misiniz? Trafikte yayaların uyması gereken kurallardan birkaçını söyleyebilir misiniz? Trafikte çocuklar hangi kurallara uymalıdır sizce? Trafik işaretleri öncelik sırasına göre nelerdir? Yaya olarak ve oyun alanlarında trafik güvenliği. Güvenli yürüyüş. Daima yaya kaldırımlarından yürümeliyiz. Yaya kaldırımı bulunmayan cadde ve sokaklarda yolun sol tarafından yürümeliyiz. Kaldırımda güvenli yürüyüş. Yaya kaldırımlarında daima yolun sağ tarafından yürümeliyiz. Kaldırımda gruplar oluşturup geçişe engel olmamalıyız. Kaldırımda park etmiş araçlar varsa araçla duvar arasından yürümeliyiz. Yaşımız küçükse büyüklerin elinden tutarak yürümeliyiz. Kaldırımda koşmamalı, oyun oynamamalı ve birbirimizi iteklememeliyiz. Kaçan topumuzun peşinden aniden yola çıkmamalıyız. Karşıdan karşıya güvenli nasıl geçeriz? Trafik lambası yayalar için kırmızı yanarken geçmeyiz. Bize yeşil yanmasını bekleriz. Yeşil yanmasını beklerken kaldırımda dururuz. Geçerken önce sola, sonra sağa, yine sola bakıp öyle geçmeliyiz.
Geçerken tüm dikkatimizi yola ve araçlara vermeliyiz. Koşmadan ama hızlı adımlarla karşıya geçmeliyiz. Kavşaklarda çok dikkatli olmalıyız. Bisikletimize nerede binebiliriz? Ev ve okul bahçesinde, çocuklar için ayrılmış parklarda, bisiklet yolunda, taşıt trafiğine kapalı ve güvenli diğer alanlarda. Bisikletimizi nasıl kullanmalıyız? Bisiklete binerken mutlaka kask takmalıyız. Bisiklete binerken mutlaka dizlik ve dirseklik takmalıyız. Bisikleti aşırı hızlı sürmemeliyiz. Sokaklarda, otoparklarda bisiklet kullanmamalıyız. Caddelerde karşıdan karşıya bisiklet üzerinden geçmemeliyiz. Oyun oynarken. Çocuklar, kendinizin ve arkadaşınızın güvenliği için mutlaka güvenli alanlarda oyun oynamalısınız. Aksi takdirde tehlikelerle karşılaşabilirsiniz. Nerelerde oyun oynamalıyız? Çocuk oyun parklarında, oyun alanlarında, okul bahçelerinde, boş arsa ve alanlarda oynamalıyız. Nerelerde oyun oynamamalıyız? Cadde ve sokaklarda kesinlikle oyun oynamamalıyız. İnşaat alanlarında oyun oynamamalıyız. Yıkıntı, harabe ve çökme tehlikesi olan binalarda ve çevresinde oyun oynamamalıyız. Oynarken hiçbir sebeple yola fırlamamalıyız. Neler öğrendik? Sevgili arkadaşlar, öğrendiklerimizden bazılarını hatırlayalım mı? Kaldırımda nasıl yürümeliyiz? Karşıdan karşıya nerelerden geçmeliyiz? Karşıdan karşıya geçerken önce ne tarafa bakmalıyız? Bisiklete nerelerde binmeliyiz? Nerelerde oyun oynamamalıyız? Araçlarda trafik güvenliği ve trafik kazaları. Araçlarda güvenli yolculuk. Araçta mutlaka arka koltukta oturmalıyız. Oturunca hemen emniyet kemerini takmalıyız. Ön koltuğa oturmak için ısrar etmemeliyiz. Sürücünün dikkatini dağıtacak hareketler yapmamalıyız. Kafamızı, elimizi ve kolumuzu camdan dışarı çıkarmamalıyız. Araçların sağ kapısından binmeliyiz ve inmeliyiz. Neden emniyet kemeri takmalıyız? Ani frende ya da kaza anında oturduğumuz yerden fırlayıp savrulabiliriz. Kazalarda emniyet kemeri insanların hayatını kurtarır. Araçlarda emniyet kemeri takmamak suçtur. Servis araçlarında güvenli yolculuk. Servisi hiçbir zaman yola inerek değil, kaldırımda beklemeliyiz. Servis gelince aracın önünde ve arkasında durmamalıyız. Sürücü aracın kapısını açtığında ve bizi almaya hazır olduğunu söylediğinde araca binmek üzere hareket etmeliyiz. Sürücüye haber vermeden elimizden düşürdüğümüz şeyi almak için araca doğru hareket etmemeliyiz. Okul servisinde giderken sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıyız. Yolculuk bitene kadar yerimizden kalkmamalıyız. İnmek için sürücünün iznini beklemeliyiz. İnerken giysilerimizin bir yere takılmadığından emin olmalıyız. İner inmez kaldırımda güvenli yere yürümeliyiz. Sürücünün bizi gördüğünden emin olmalıyız. Eğer bunları uyguluyorsanız, taşıtlarda kendi güvenliğinizi ve başkalarının güvenliğini sağlamakta çok başarılısınız demektir. Siz trafik güvenliğinin anlamını ve ne yapılması gerektiğini iyi biliyorsunuz. Trafik kazaları neden kötüdür? İnsanlar yaralanırlar, insanlar hayatını kaybedebilirler, kazalarda maddi zararlar olur, kendimiz veya sevdiklerimiz zarar görebilir. Trafik kazalarına en çok ne neden olur? Trafik ışıklarına ve görevliye uyulmaması, hız sınırlarına uyulmaması, yayaların karşıya geçişlerde güvenli yerleri kullanmamaları, yollarda oyun oynanması, seyir halinde cep telefonu ve dikkat dağıtan diğer araçların kullanılması. Trafik kazası görürsek ne yapmalıyız? Acil yardım 112'yi aramalıyız. Kaza yerinden uzaklaşıp güvenli bir yere geçmeliyiz. Trafik kazalarından nasıl korunuruz? Trafik kazalarından korunmak için yaya ve sürücülerin uyması gereken trafik kurallarını öğrenip bu kuralları uygulamalıyız.
Trafik kurallarına uymayanları neden uyarmalıyız? Trafikte yapılan hatanın geri dönüşü yoktur. Çok ciddi sonuçları olabilir. Kurallara uymayanlar hem kendilerine hem başkalarına zarar verebilir. Trafik kurallarına uymamak suçtur. Trafik kurallarına uymayanları gördüğümüzde ne yapmalıyız? Trafikte kendimizin ve başkalarının güvenliği için kurallara uymayanları ve tehlikeli davranışlar yapanları uyarmalıyız. Öğretmenlerinize veya ailelerinize söyleyebilirsiniz. En yakındaki trafik polisine iletebilirsiniz. 155 polis imdat hattını arayabilirsiniz. Trafik kurallarına uymalıyız. Sevgili arkadaşlar, trafik kazalarının çoğu insanların hatalarından ve dikkatsizliklerinden meydana gelir. Trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmemiz ve uymayanları uyarmamız trafik kazalarına karşı güvencemiz olacaktır. Trafikte bir kural hayatınızı kurtarır ya da bir ihmal başkasının hayatını alır. Neler öğrendik? Sevgili arkadaşlar, öğrendiklerimizden bazılarını hatırlayalım mı? Bunları biliyor musunuz? Trafik polisinin işaretlerine uymalı mıyız? Trafik işaretlerine uymalı mıyız? Trafik levhalarına uymalı mıyız? Kırmızı ışıkta geçmeli miyiz? Yeşil ışıkta geçmeli miyiz? Yaya kaldırımından yürümeli miyiz? Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakarak güvenli karşıya geçmeli miyiz? Karşıya geçerken yaya geçidini kullanmamalı mıyız? Sevgili arkadaşlar, sizler yarının sürücülerisiniz. Sizler geleceğin otomobil sürücüleri ve otomobil sporcularısınız. Trafik kurallarına uyun, anne babalarınızdan trafik kurallarını görerek öğrenin. Toskit sundu.